kafanı sikeyim. İçmiyordum. İçmiyordum lan. Aferin oğluma. Bir lokma da. Isır bakayım. Ham yaptı benim oğlum be. Bakayım bakayım şunun kuvvetine bakayım. Göster bakayım puzzle'larını bana. Çok güzel. Isırırım bunları ben. Koş. Koş oyna. Yutunca ağzındakini gelirsin. Kızım. Ben sen ne yapsan yanındayım biliyorsun değil mi? Bak derler ki insanın iyisi kötüsü vardır. Alakası yok. İyi de kötü de içimizde. Bu Semih var ya, iyisi kötüsünden çoktu. Ona bakarak... Anne yapma lütfen. Kızım ben sizin iyiliğiniz için şey ediyorum. Etme anne. Benim Semih'i affetmem mümkün değil. Son kez söylüyorum onu. Çocuk ne olacak kızım? Ben bakıyordum. Sen bakıyordun. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek anne. Film yaparım, paramı kazanırım. Kimseye de muhtaç değilim ben. Hırsla konuşuyorsun. İnan konuşmuyorum anne. Konuşmuyorum. Bu meseleyi bir kere daha konuşmayalım. Tamam mı? Fikrini söyledin, fikrimi söyledim. Beni aldatan biriyle evli kalmam ben. Bitti. Semih Ateş başka yerde film çekecek artık. Bir şey olmuş Gazel. Üzülmüşsün. O güne dönüp bakarsan eğer, seni huzursuz eden neydi? Babam geldi aklıma. Onu anlattım Ekrem'e. Daha önce. Ekrem Bey'le konuşmadan önce. Bir şey olmadı mı? Ne gibi? Seni mutlu eden bir şey yaşadın mı? Yeni birileriyle tanıştın mı? Çok insanla tanışıyorum. Gazel, sen hep özel insanlarla tanışırsın. İşinin ehli olan, farklı konuşan, dünyaya farklı bakan birileri. Öyleleri seni alakadar eder. Öyle birileri oldu mu? Özel biri gelmiyor aklıma. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Az şekerli kahve alabilir miyim? Mallar yola çıkmış. Haberdarım. İngiltere olunca şirketten sordurttum. Yorgunsunuz. Az uyuyan insanları iyi bilirim. Böyle değildiniz. İşle alakalı bir şey değil. Onu görüyorum. Tülin'le aramız pek iyi değil. Ama düzelir. Mutlaka. Evlilik kolay bir iş değil Semih Bey. Hele bizim gibi çok çalışan insanlar için. Bazen çok değer verdiğimiz şeyleri ihmal edebiliyoruz. Büyük film stüdyoları ismini düşündünüz mü? Ay'a iniş gecesi yapacağımız takdime. Dediğiniz gibi olsun. Akşam tekneye gelin. Sohbet edelim. Misafirim olun. Zahmet vermeyeyim Ekrem Bey. Yemekleri ben yapmıyorum. Israr ediyorum. İki ortak iş dışında başka şeyler konuşalım. Buyur. Teşekkürler. Ay nasıl güzel, nasıl sarı. Mükerrem dedi ki Hakan olsun. Adı yani. Ay biz bu evi aldık ya. Uğur getirsin diye. Kanarya'nın adı Hakan yani. Anladın değil mi canım? Hı hı. Ay ben o zaman kilo aldım Hakan. 4 yıl önce. Ay ne yesem yarıyor. Teyzeme çekmişim. İyice sürekli popom büyüyor. Hatice abla dedi ki et yeme. Yeşillikler salataya. Radyoda demişler. Anca işte. Hakan sen bir kalk da şu yatağı toplayayım canım. Ne diyordum? Hakan ötmüyor. Ötmüyor. Mükerrem dedi ki bu ölecek. Ne oldu? Öldü güzelim Kanarya. Ceylan. Sen bana bunu niye anlattın? Sohbet olsun diye canım ya. Bak benim kafam bozuk bu ara. Yoksa ben böyle değilim biliyorsun. Evvelden ne kadar güzel yapmıştık hatırlasana. Sen Kanarya diye
Ay alemsin Hakan. Ay kuş diye bu kanarya başka Hakan. Sence bu aya giderler mi sahiden? Gidilir mi yani? Ay bir nurdur Hakan. Gidilemez. İnilemez. Bilmiyorum ki Mükerrem. Olmamış ha. Şey mi? Olur olur. Olur. Dert etme. Ya yok dert ettiğim yok da. Daha önce hiç olmamıştı böyle. Oluyor. Bana hiç olmadı ama duyuyoruz. Çoğu Adem oluyormuş. Yak ya. İyi gelir. Dünya çok dumanlı Hakan. Yak. Benim bir kanarya vardı. Seni sevdiydim. Kıza dedim bununla da Hakan olsun. Anlattım canım. Ceylan sen bir lafa girme ya. Ay üzülüyor çocuk. Kuşmuş. Ay kıyama. E ben de üzülüyorum. Kanarya'ya üzülmeyen insan nursuzdur. Sen ağa çağırıyorsun, tamam mı? Ya hani bak biz burada neşeli, cıstak cıstak çalıyoruz. Ha, uysa amenna. Ya rakı içeyim gel çal ya, tamam mı? Bak patron geliyor. Ya kızıyor bak bana, tamam. Sen o Sivaslı'ya selam söyle. Hadi. Belki konuşmamız lazım. Konuşalım. Ya herifler... Gitarı elektrikli çalıyorlar. Ya burada sazın yeri var mı şimdi? E çok geliyorlar bu ara Vehbi. Belli ki yeni bir şey yapacaklar. Müzik yani. Bana lazım olan şimdi lazım. Bana da bir şey lazım. Hayırdır inşallah. Ne lazım? Para lazım Vehbi. İhtiyaç oldu da borç olarak yani. Yani vallahi yok Mine Hanım ya. Bak sabah mutfağı ödedim. Sahneyi ödedim yani. Hesapta para kaldım şimdi tam belli değil açıkçası. Hmm. Evet. Sahiden istiyorum Mehbi. İhtiyacım var. Müesseseden değil senden. Maaşımdan kesersin. Ya vallahi yok Mine Hanım. Yani hani bak olsa neye lazım diye sorarım biliyorsun sen beni. Hani ev falan alacaksan merak ederim. Ben de alayım isterim. İnan yok yani. Anladım Mehbi'ciğim. Gel. Semih Bey, Tülin Hanım gelecekmiş. Kim dedi? Kendisi telefonla aradı. Size haber vermemi söyledi. Evden çıkıp gelecekmiş. Ah. Nasıl görünüyorum Nisan? Buyurun. Şu dolaptan temiz gömleği getirsene sen. Camları da açsana. Bir havalansın biraz. Bir de demli çay söyle bize yapsınlar. Yakıştı. Hadi ceketi giymeyin bence. Peki. Bu burada dursun. Ekrem Bey, nasılsınız? Haberler sizde doktor bey. Gazeli nesi varmış? Bir şey olmuş. Sıkıntılı bir şey. Kanaatim o yönde. Yoksa bu vaziyette olmazdı. Peki ne diyor? Hiçbir şey söylemiyor. Eskiden konuşurdu. Yani bir şey var ve saklamak mı istiyor onu demek istiyorsunuz? Daha açık konuşur musunuz lütfen? Sonuçlarından korktuğu bir yanlış. Bir utanma vesilesi. Veya herkesin ayıplayabileceği bir hata yapmış olabilir. O sebeple söylemek istemiyor. Çok teşekkür ederim doktor bey.
İhtiyaç olursa sizi tekrar ararım. Gel. Bir şey içer misiniz Tüylin Hanım? Hoş geldin. Buyur. Çok kalmayacağım. Film almaya geldim Semih. Hangi filmi? O filmi bana vereceksin Semih. Ben de oynayacağım. Tülin, al senin olsun film. Mesele değil bunlar. Başka şeyler konuşalım. Evliliğe inanmayabilirsin. Evleniyorsan gereğini yapacaksın. Yok yapmıyorsan neticelerine katlanacaksın. Beni konuşturacak mısın? Konuşacak bir şey yok. Özür dilememe izin verebilirsin. Ben öyle düşünmüyorum. Pişmanlık şu bu. İkimiz de birbirimizi tanıyoruz. İyi gitmiyordu. İyi gitmediği için arayışın oldu. Benden ayrılmak istemeseydin bunu yapmazdın Semih. Lütfen. Mehmet Ali var. Onu da düşünelim Tülin. Tabii ki göreceksin. Babasısın. Üstüne düşeni de yaparsın. Hiç şüphem yok. Semih. Boşanacağım senden. Tartışmayalım artık bu konuyu. Bitti bu mesele. Akşam gel. Eşyalarını al. Yusuf. Şunun arkasında oturuyor komutanım. Neyin nesiymiş? Komutanım, hapisten yeni çıkmış. 2 hafta önce bekar hanlarından birini tutmuş. Orada kalıyor. Suçu neymiş? Hırsızlık komutanım. Ne diyorsun peki? Mine Hanım'a da öyle demiş ama bence borç ödeyecek biri gibi değil komutanım. İsmi neymiş? İsmi Saffet. Tamam, takipte kalın. Hı hı, emredersiniz. İnsanın kafası dolu olunca başka şeyler yapması lazım. Ben böyle öğrendim. Doğru söylüyorsunuz Ekrem Bey. Gece hayatınız var mı? Pek var diyemeyeceğim. Benim gazel geceyi sever. Ben uyurken o yaşar. O yaşarken ben uyurum. Uzak Doğu mutfağıyla ilişkin birkaç senedir Semih Bey. Bütün burada gördüğünüz her şey onların mutfağında yüzyıllardır var. Ekşiyle acıyı
karıştırmaları ilgimi çekti önce. Tabii ben Arap mutfağına alışkınım. İnsan alışığı. Damak zevki. Ben Gazel'in gece benim gündüz yaşamamı kastetmiştim. İpte yürüyen cambaz misali bir dengede olmalı hayat. Gazel'in heyecanı, benim sükunetim, onun kalbi, benim aklım. Sürpriz yapayım diyecektim ama asıl sürpriz buradaymış. Canım. Hoş geldiniz Gazel Hanım. İş konuşuyorsanız kalkar giderim ona göre. Hayır yok, dertleşiyoruz. Söyleyebilirim değil mi? Hepimizin başına geliyor böyle şeyler. Semih Bey'in hususi hayatında bir takım meseleler var. Evde mi? Atlatırsınız canım. İnşallah. Ne içiyorsunuz Ekrem? Bana yok mu? Gemilerden birinden tekila gelmişti. İçer miyiz? Çat çat. İçeriz değil mi Semih Bey? Böyle küçük bardaklarda içiliyor. Tabii ki. Getirsene canım. Hemen canım. Barut gibi patlıyor genizde. Ne oldu? Boşanıyoruz. Öğrenmiş mi? Sezen söylemiş. Gazel. Gazel sakin ol. Gazel şimdi değil Gazel. Gazel. Sen niye buradasın Semih? Ekrem anladı da mı çağırdı seni? Bilmiyorum. Evet, aramıza bir Latin arkadaş katıldı. Üzüldüm. Ama şimdi düşünüyorum, üzülmesem olurmuş. Kızım, bizim için önemli olan senin ne hissettiğin. Emin misin? Hakan benim için çok daha önce bitmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu konuyu da bir daha konuşmak istemiyorum. Hatırlamak, tekrarlamak, what if demek. Hepsini bir kutuya koyup toprağa gömebilirim. Tamam kızım, tamam. Sen iyisin, tamam. İyi hissediyorum. Bu cahil bir rezalet çıkarmazsa bu iş bitmiş demektir. İşin kendisi rezalet de senin bahsettiğin rezalet nedir? Reha, Sezen'in bunu yapabileceğini biliyorduk. Rezalet Hakan'ın bunu sağa sola duyurmasında. Yok, yapamaz. Erkekliğine dokunur. Reha onu yanına çağır. İşle alakalı büyük bir tazminat ver. Sonra da tatlı dille konuşup gönder gitsin. Tatlı dille? Evet. Ciyak ciyak gürültü çıkarmasın. Şebnem sen neden bahsediyorsun Allah'ını seversen? Ne tatlı dili ne parası. Bu çocuk o parayı benim yüzüme çarpar. Hayır ya, bunlar ancak senin filmlerinde olur. Parayı alacak göreceksin, hem de nasıl gevşeyecek. Hem sorarım sana. Rezalet çıkmadan bu iş nasıl kapanacak ha? Boşanacaklar. Kapanıp gidecek. Tamam. Çağırır, para veririm. Ama parayı yüzüme çarparsa seninle tekrar konuşuruz. Demiştim derim sana. İnsanlar yapamayacakları şeyleri filmlerde görmeyi seviyorlar. Ama hayatta öyle olmaz. Herkes para alır. Göreceksin. O lümpen çocuk o parayı nasıl da alacak. Eze, bir tane daha içer misin? Bir şey mi oldu? Hastalandın mı canım? Yok, biraz uykum geldi. Bu saatte. Konuş.
tartışmalarımızdan mı sıkıldın? İyiyim ben. Ekrem Bey, müsaadenizi isteyeyim. Erkendi daha. Oturuyordunuz. Hem siz de rahat edersiniz. Halletmem gereken birkaç işim de var. Nasıl isterseniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gazel Hanım. Bu adama parayı verince bitecek mi peki bu şantaj? Bilmiyorum. İstanbul'dan gitmiştim bir ümitle. Ama orada da olmadı. Bazen ne yapsam olmuyor diyorum. Bırakmıyorum ama hayat mı beni bırakıyor? O yüzden bilmiyorum diyorum işte. Ölüm dışında her şeye çare var. Var tabii de. Bu parayı sana veririm yine. Borç olarak istiyorum. Geri ödeyeceğim. Para hesabı yapmayalım. Benim adıma iki kız çocuğu okutursun, geçer gider. Borç alacak, unutalım bunları. Ölüyorum yine. Ölüyorum. Kimse bilmesin. İlaçları alıyorum, iyi geliyor zannediyorlar, iyileşiyorum zannediyorlar. Ama ilaç filan hepsini bıraktım. İyi de. Benim yerimde sen olsan aynını yapardın. Semih'in bu şantajcıdan haberi var mı? Bilmiyor. Zaten bütün bunlar benim yüzümden geldi başına. Tülin'le de boşanıyorlar. Sıkkındır şimdi. Bir de ben bunun üstüne gitmeyeyim dedim. Ben mi söylemiş oldum boşanacaklarını? Ben biliyorsunuz sanıyordum. Tahmin ediyordum. Eşyalarını hazırladım. Kışlıkları da şirketten biri gelsin alsın. Mesele eşyalarım değil Tülin. Biliyorsun değil mi? Bırak da oğlumla vedalaş. Yüzbaşı Türk ol feda pilotu baba. Uçağıyla Melihlilere karşı vın 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 savaşıyor. Mehmet Ali, bak bir şey diyeceğim, dinle beni tamam? Ben şimdi gidiyorum. Sonra tekrar geleceğim. Tamam? Hadi. Hadi bakalım. Hoşça kal Semih. Pazar günleri çocuğu görmeye gelirsin Semih. Onun dışında artık bu eve gelmeni istemiyorum. Tamam Tülin. Kalmaya gelmedim. Bir şey soracağım. Sorabilirim değil mi? Sorudan çok hesap kapatacaksın gibi geldi. Çok mu belli? Mine, Tülin, hepsi beni terk ediyor. Hep terk ediliyorum ben. Kimse kimseyi terk etmiyor oğlum. Herkes başka yollara sapıyor.
Yol. Yol falan anlamam ben. Geç bunları. Bana şunun cevabını ver. Ama beni avutma, beni ikna etme. Kesin konuş benimle. Sor hadi. Niye terk ettin beni? Evlilik bana göre değildi. Daha güçlü olacağım bir hayatı hayal ettim, peşinden gittim. Hadi babamı anlarım. Yetmedi sana. Ya ben? Küçücük çocuğu bir başına bırakıp... Baban sana benden daha iyi bakardı. Baktı da. Babam öldü benim, öldü. Tek başıma kaldım ben. Hiçbir şeyi tam yapamadım. Yarım yarım, arsız, sevgisiz, piç gibi kaldım ortada. Başka biri olabilirdim ben. Niye bu kadar insan beni terk ediyor? Hiçbir şeyi tam yapamadığım için. Hepsi senin yüzünden. Yanında durmayacağın çocuğu ne diye doğuruyorsun be kadın? Kime benziyorum ben? Sana mı benziyorum? Bana da, babana da benzemiyorsun. Semih, birileri hep olacak. Gelecek, gidecek. Sen yaşadıklarınla varsın. Ben yoktum. Ama sen Semih Ateş'tin. Hiçbir suçun yok değil mi senin? Ne anlattım ben deminden beri? Sen buradasın çünkü ben seni aradım buldum. Ben seni aramasam sen beni arayıp gelip bulacak mıydın? Senin yüzünden yarımım ben. Anne sevgisi ne bilmiyorum. Şu kedi kadar değerim yok gözünde. İngiltere'den gelen malların tam listesi değil mi? Eksik yok. Mümkün mü öyle bir şey? Kime çalıştığımı biliyorum. Eksik yok. O kadar kolay değil o işler Semih. Harcadığın her kuruşun kaydı olacak. Kaçarım yok yani. Bu halin ne böyle? Ne varmış halimde? Koskoca stüdyo açacaksın. Patron oldum falan filan. Şu halde. Toparla kendini. Emredersiniz amirim. Abi, abi durma. Abicim, ne yapıyorsun ya? Uyan mısın sen? Yok abi, yemin ederim kimsenin adamı falan değilim abi. Kim taktı seni peşime? Beyim, kimse takmadı. Yemin ederim ben binanını görmek için geldim beyim. Abi... Abicim, ne yapıyorsun ya? Alacak verecek mi duruyorsun biliyorum. Doğru söylemezsen bütün kemiklerini kırarım seni. Abicim, yemin ediyorum bak, yemin ediyorum. İki gözünü seveyim abicim. Sana yemin ederim bak. Abi, abi, dur abi. Abicim, dur. Abi, abi, yemin ederim ben binanımı tanıyorum. Seni tanımıyorum abi, özür dilerim. Nereden tanıyorsun Mine Hanım'ı? Abi, ben Mine Hanım yıllar önce bana yardımı dokundu abi. Ben de hapisteydim, çıktım yanına gittim. Beni tanımayınca da kızdım abi, yemin ederim hepsi bu kadar. Özür dilerim abi, haddimi açtım, kurban olayım abi abla. Yemin ederim. Seni bir daha görürsem bütün kemiklerini kırarım. Yok abi, yok, yemin ederim. Yemin abi, ne yapıyorsun ya? Anladın mı beni? Anladım abi, anladım. Anladım, yemin ederim, anladım. Anladım. Semih Ateş yeni bir işe girdi. Şu stüdyo mevzusu. Bu işe girecek parayı nereden buldun? Ben ne bileyim nereden buldum.
Tamam biliyorum senin parayla pulla işin olmaz. Ama bir gün Rahesmen'in sinemalarını satın alan adam, ertesi gün stüdyolar ortak oluyor. Sana da biraz fazla gelmiyor mu? Semih'in bu kadar parası olması yani. Beni ilgilendiren bir şey değil. Bankalara başvurmuş, reddedilmiş. Birinden borç almıştır, ne bileyim. Ben de onu diyorum işte. O para bir yerden geldi. Belki birinden. Belki bir kurumdan. Belki gizli bir ödenekten. Semih Ateş'in devletle bağlantısı var mı? Asıl soru bu Turgut. Senden bunu öğrenmeni istiyorum. Bunu daha önce de ima ettim. Ya adam içkisini içsin, dansını etsin, filmini çeksin. Başka bir düşündüğü bir şey mi var? Devletlerine mi bağlayacak? Olsun sen yine de bir yokla. Bir bağlantısı yoksa amenna. Ama ya varsa? Turgut. Sen de devletle gizlice iş tutan birinin yanında çalışmak istemezsin herhalde. Değil mi? Korkuttum kusura bakma. Çıkıyor muydun? Hı hı. Davetsiz geldim fakat bir şey konuşmam gerekiyor seninle. Tabii tabii geç. Yine ben senden habersiz bir şey yaptım. Şu Saffet denilen herif bir daha seni rahatsız edemeyecek. Nasıl? Ne yaptın? Biraz canını yaktım. Mecburen. Daha doğrusu korkuttum diyelim. Hapisten yeni çıkmış. Sağlam pabuç değildi. Senin de rahatsız olduğunu hissettim. Ama bana belli etmek istemediğini düşündüm. Bilemedim. Evet, seni huzursuz etmek istemedim. Haddimi aşmadım inşallah. Yok. Sana da Saffet'i fark eden arkadaşına da çok teşekkür ederim. Ama nasıl olmuş da anlamış. Ben bile fark etmemiştim peşimde olduğunu. O da senin gibi askerdi herhalde değil mi? Denk gelmiş bir şekilde fark etmiş. Neyse. Bir daha seni rahatsız edemeyecek. Mühim olan bu. Şu atları getirin. Kovalamaca sahnesi çekeceğiz. Ha Semih. Diğer sahneye geçiyoruz. Kovalamaca sahnesi çekeceğiz diyorum ama bak 7 tane at lazım demiştik. 3 tane bulabildik diyorlar. Erdemciğim bir içiyi değiştirin. Atların sırasını değiştirin. Sonra birkaç tekrarda sen benden daha iyi bilirsin. Semih. Hayırdır Turgut? Öyle bir uğrayayım seni göreyim dedim. Bak dinle beni dinle. Şimdi kaçıyorsunuz arkanızdan da Türkler kovalıyor yine tamam mı? Allah bunlarla niye uğraşıyorsun anlamıyorum. Zaten çeken çekiyor. Bütün salonlar tarihi filmle dolu. Talep var Turgut. Çocuklar seviyor. 3 sütçü beygiri, 8 figüran, tarih bilen hak getire. Yahu sinemalarımız var. Boş mu dursunlar Turgut? Haklısın. Senin de çok masrafın oldu. Sinemalar, üstüne stüdyo, bankada kredi vermeyince. Harbi konuşmadık onu biz. Parayı nasıl buldun sonra sen? Borç aç buldum işte bir yerden. Nereden çıktı şimdi? Semih Bey, Nisan burada olduğunuzu söyledi. Bir şey konuşmak istiyordum. Konuş Yusuf, dinliyorum. Ben müsaadenizi istiyorum. Filmi Tünalım'a verdiğinizi biliyorum. Ben o filmin yönetmeni olmak istiyorum. Burada sizin yanınızda kalmaya devam edersem bu şansı kaçıracağım.
Ne diyor bu arkadaş Semih? Sen nasıl istersen Yusuf. Bana da zaten ilk fırsatta beni bırakacak insanlar değil, zor zamanımda yanımda duracak insanlar lazım. Şimdi anlıyorum ki zaten birbirimize hiç uygun değilmişiz. Görüşürüz. Ne oluyor lan? Ne diyor bu çakal? Tülin filmi aldı ne demek? Sen de bir gün beni terk edecek misin Turgut? O nereden çıktı şimdi? Tülin'le boşanıyoruz. Nasıl? Niye? Çünkü ben bir bok yedim Turgut ve yakalandım. Gazel mi yoksa? Bağla. Ekrem Bey iyi günler. Teyit etmek için arıyorum. Siparişlerinizi soruyorsunuz. 15 kasa narenciye değil mi? Yolda var, bir aksilik yok. Birkaç güne elinizde olurlar. Teşekkür ederim. Her şey yolunda paşam, silahlar geliyor. Gel. Dediğiniz gibi İngiltere ile karşılıklı kontrol ettim efendim. Eksik var mı? Hayır efendim, eksik yok. Aksine burada yazılandan fazlası yola çıkmış görünüyor. Oğlum demiştim diyeceğim. Şu Yusuf ne demiştim? Yaramaz demiştim. Yenilemiyorsun ki. Sonra bir iki tek atalım, kafan dağılsın. Olur. Ali, arabayı park etsinler. Semih Bey. Mine Hanım sizi bekliyor. Bunca zamandır neden çıkmamış ortaya? Hapisteymiş. Biliyormuş yani her şeyi. Görmüş. Ben başımdan savdım. Savdım da sana da gelebilir diye düşündüm. Gelecekse gelsin. Bundan sonra düşünürüz. Umurumda değil. Umurumda olsa ne fark edecek mi ne? Ne değişecek yani? Zaman geçiyor, bir şeyler oluyor. Bir rüzgar esiyor. Ben de yaprak misali rüzgar nereden eserse oradan oraya savruluyorum. Kapıldım gidiyorum yani. Bu duyguyu biliyorum. Annenle konuştum. Başım sıkışınca ona gittiğim oluyor. Borç istedim, o da hayır demedi sağ olsun. Gerçi gerek de kalmadı da. Neyse diyeceğim. Annen iyi görünmüyor Semih. Biliyorum. Ben de daha yeni gördüm. Kimseye söyleme dedi, tembihledi. Ama söylemesem olmaz, kahroldum. İlaçlarını kullanmayı da bırakmış. Annen ölüyor Semih. Aile münasebetimiz vardı. Bir de iş münasebetimiz Hakan. Şimdi burada iş faslını bağlayalım, kapatalım. Burada mesaisiz bir hayat sürdürdün. İşten güçten hiç geri durmadın. Benim yetemediğim yerde hep sen vardın. Bu kadarını beklemiyordum senden, doğrusu şaşırttın beni. Burada kendi işinmiş gibi çalıştın. O yüzden bu tazminat senin hakkın.
Neyin tazminatı bu? Hı? Seni çektim, Şebnem'i çektim diyeyse yetmez bu para. Bu Sezen'in bana yaptıklarının tazminatıysa hiç yetmez. Aile diyor bir de. Ne ailesi ya? Sizin birini kabul etmeniz mümkün mü? Sizin birini beğenmeniz mümkün mü? Bokunuz kokmuyormuş gibi geziyorsunuz ortalıkta. İyi. Yetmez diyorsan. İstemiyorum ulan senin paranı. 3 kuruş verelim, ağzı kapansın. Ha? Sağda solda konuşmasın. Merak etme. Anlatmam ben kimseye. Demiştim sana, Yeşilçam çocuğu almadı. Yüzüne çarptı mı parayı? Yok, o kadarına cesaret edemedi. Ayakkabı! Çekil, çekil! Ne yaptın, göreceksin. Ne yapıyorsun? Bakın bakın buraya! Oğlum sen... Bakın, bak yaklaşma! Kırarım kafana! Yaklaşma! Oğlum. Kim lan? Oğlum ne yaptın sen ya? Hakan Bey. Ya dur. Ne yaptın sen ya? Almadığı paraya sayra ya. Ya bırak. Deli bizi. Ne yaptın oğlum sen? Gözüm, bak bu çocuk perişan. Karısından ayrılmış galiba. Önceden dinlerdi seni. Gerçi bir tek seni dinlerdi zaten. Bir konuşsan diyorum ha. İyi gelmedi Hakan o evlilik. O insanlar. Erol, ne içiyorsa bir tane de benden gönder. Alo, burada. Gözüm. Hı. Telefon sana. Kim? Bilmem. Efendim. Oğlum. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Sikeceğim, bitmiyor derdim. Lan kafa dağıtacaktık. O dediğin bana haram. O dediğin bana haram. Nereye? Boş ver. Buyurun beyim. Bu adamı tanıyor musun? Güzel eve götürüp getiriyor muydun daha önce? Ha tabii şimdi hatırladım. Sizden iyi olmasın. Çok güzel bahşiş verirdim bu beyefendi beyim. Oo Allah razı olsun benim. Elin ayağın dert görmesin. Biraz kızdı tabii. Ama önemli değil. Bekliyordum. Oluyor öyle şeyler. Şaşırmamıştır. Tülin. Hı. Aslında ben... Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Şimdi doğru zamanı değil Yusuf. Benim için her şey çok yeni. Sonra konuşalım. Şimdi iş konuşalım. Film konuşalım.
Ne yapıyoruz? Film. Tabii filmi konuşalım. Öncelikle bir yapımcı ihtiyacımız var. Aslında şöyle. Senin Yeşilçam'a döneceğini duyan her prodüktör bu filmi çekmek isteyecektir. Bizim yapmamız gereken doğru kişi seçmek. Doğru kişi. Yeşilçam'da onu bulmak o kadar zor ki. Ama kastettiğin bize en çok parayı verecek kişi ise Reha Esmer'e gideceğiz. Semih'le olan husumetinden dolayı bize ne istiyorsak verecektir. Ekrem Bey, burada buluşalım deyince bir sıkıntı yok değil mi? Gazel iyi mi? Gazel'le dostluğum Gazel için önemli. O yüzden senin tıynetini, dünyaya bakışını ya da herhangi bir huyunu hiç umursamadım Zeki. Ama sen Gazel'e karşı dostluk görevlerini yerine getirmiyorsun. Onun menfaatine olmayan işler yapıyorsun. Öyle bir şey yapmam mümkün değil Ekrem Bey. Gazel benim için... Gazel rahatsızlandı ve sen bu konuda bana yalan söyledin. Yanılıyorsunuz. Gazel'in hayatında hep birileri olur. Pervaneler değil mi? Öyle diyorsunuz. Belli bir mesafeden kanat çırparlar, sonra giderler. Hayatından çıkarlar. Bu mesafeyi aşan biri oldu mu Zeki? Ekrem Bey, Gazel beğenilmeyi sever. Eğlenmeyi sever, insan tanımayı sever. Ama bütün bunlar bir oyun, biliyorsunuz. Gazel hiçbir zaman sınırı aşmaz. Yalan söylüyorsun! Bırak, bırak. Hayırdır birader? Tanışıyor muyuz? Ben seni gayet iyi tanıyorum. Görmediğim yerin kalmadı. Hatta bana deseler ki şu adama bir tane kıyafet dik, yemin ediyorum ölçü alma. Ne diyorsun ya? Kıyafet falan ne diyorsun? Ben senin filmlerinin seyircisiyim. Hangi filmin? Şşş! Dur canım. Şu 4 yıl önceki film. Anladım. Ne istiyorsun? İmza mı istiyorsun? Yok. İmza istemiyorum. Para istiyorum kardeşim. Para. Yoksa var ya. Yoksa ne lan? Yoksa ne? Lan canım rezil mi edeceksin beni? Ha? Çok da sikim neydi? Kalk siktir git şuradan. Benim tepemi attırma. Kalk. Lan senin bir boktan haberin yok lan. Senin hiçbir boktan haberin yok oğlum. Sen ablanın, Semih Ateş'in neler yaptığını var ya hiç bilmiyorsun. Ama ben sana anlatayım dur. Ben sana anlatayım. Hayrola Naki? Sabah ayrı, akşam ayrı. Ne istiyorsun? Bak şuna. Eksik yok. 17 parça vardı listende. 32 parça geliyor. Fazlası ne? Ne bileyim ne? Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Kamera mamara diye başka şeyler mi getiriyorsun lan sen? Ne getireceğim? Arada çekiyor musun burnuna? Parayı bulunca ha? Bizim afyon kesmedi mi lan seni? Ha? Kokain filan. Lan ticarete mi giriyorsun? Hayda!
Ne ticareti Naki, ne diyorsun sen? İşim gücüm yok, İngiltere'den buraya mal mı getireceğim? Getiriyorsun demiyorum. Müptezel adam. Kanar da kandırılırdı. Ya ne kanması ya, neden bahsediyorsun Naki? 50 tane makine geliyor. Çeşit çeşit, farklı farklı. Kimisi yekpare gelecek, kimisi de monte gelecek. Geldiğinde burada birleştireceğiz. Bu fazla gözüken parça o yüzden. İkram Bey, yalvarırım. Yalvarma, yalvarma. Bana doğruyu söyle. Özel biriyle birlikte oldu mu? Bununla mı? Özel, Semih Ateş'le mi birlikteydi? Ekrem Bey. Mallar gümrükte kaldı. Hay Allah. Ne yapılabilir acaba? Yani inanın bu tür konulardan hiç anlamam Semih Bey. Yani Alaturka demeyeyim ama memurlar, evraklar, seremoni. Ne yapılabilir dedim ama siz benden daha tecrübelisiniz, halledersiniz. Halledeceğiz bir şekilde. Niye takılmış belli mi? Onu da bilmiyorum. Öğreneceğiz. Aile önemli tabii. Haliyle aklınız başka yerde. O da hallolacak. Biliyorum. Tabii. Tabii. Kadıköy'de ve İstanbul'da büyük bez afişler astıracağım. Pek yakında gibi düşüntüleyim. Daha ortada şu senaryo ve senden başka hiçbir şey yokken ilan etmiş olacağız. Hem sen konuşulacaksın... Hem de film. Güzel bence. Bak, parayı hiç hesap etmiyorum. Film iş yapmasa da olur ha. İş yapar o ayrı. Ama harcadığım parayla kıyaslamayacağım. Büyük düşünürsek büyük film çıkıyor. Hakkını verirsek iyi film olur Reha Bey. Bir de... Şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir defa söyleyeceğim ama... Semih'le niye ayrıldığınız beni hiç alakadar etmiyor. Dilerim ve temenni ederim ki gelecek seneler size mutluluk getirsin. Ama bak kaç sene oldu, 4 mü 5 mi ben sendeki cevhere hak ettiği kıymeti veremediğim için pişmandım. Ama şimdi bu beraber çalışmayı büyük bir fırsat olarak görüyorum. Reha Bey, ben sinemayı özledim. Olan biteni de unutalım isterim. Çalışmak istiyorum. Tamam, çalışalım Tünlüciğim. Sadece bu filmde değil, 3 film, 5 film arzu edersen mukavele yapalım, imzalayalım, öyle devam edelim. Ne desem bilemedim şimdi. Bir şey deme, çalışalım, öyle gör. Esmer filmde başka artistler de mukabeleli olacak. En iyi isimler olacak burada. Yeşilçam'da yeni bir çığır açacağız. Tamam Reha Bey, çalışalım, görelim. Sizin dediğiniz gibi olsun. İltifatlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. Saffet! Birader neredesin? Geç geç, gel. Getirdin mi? Getirdim. Ama o dediğin para yok bende. Ne yaptın, olana mı getirdin? Bütün param bu. Bu ne ya? Bu ne birader? Bu olmaz, sen bunu al. Yetmez Val. Ya adamı gömdüler ya. Cinayetten kaç yıl yerler, senin haberin var mı? Saffet. Olsa amenna. Yok. Vallahi o işleri geçeceğim. Geçeceğim o işleri. Kolay olsaydı meşakkat demezlerdi. Vallahi istemem azını. Oğlum bak, bu da iyi para. Lan bak, hala daha. Hakan Efendi. Giderim.
ablamla Semih Ateş'i polise veririm. Lan polise gitsen beni tebrik ederler lan. Helal olsun derler demezler mi? Sen söyle. Ha? Bak her şeyi anlatırım. Canımı diyerim, ciğerimdi, kardeşimdi derim. Giderim mezarın yerini de gösteririm. Bak yemin billah olsun yaparım. Sen niye yokuşa sürüyorsun? Ne oldu lan? Ha? Asaletin mi bozuldu? Ha? Geldim buraya bak, anlaşalım diye. Lan eviliyon, geviliyon. Sen ne anlatıyorsun? Bak Hakan Efendi, ben paramı istiyorum. Bu para gelecek. Yoksa yemin billah olsun bak komisere giderim. Toplumumuzun iflahını keserim ben. Tamam lan tamam. Tamam. Al şunu. Al. İki gün süre ver bana. Gerisini getireceğim tamam mı? İyi iyi abla. Korkmamı istiyorsun değil mi? Bu adamlar ya çok güçlüler ya da güçlü görünmeye çalışıyorlar. Artık ne olacaksa olacak. Bir şeyler olacak yine. Acelemiz var artık. Niyazi'nin evine yerleş. Yanından ayrılma. Ağzından laf al. Vaktimiz yok. Ne yap yap, işe yara. Duydun mu? Devam edin lütfen. Hay hay paşam. Semih Ateş'in Ekrem Bey'le olan iş ortaklığı münasebetiyle... Mine Cansu namlı artist hanımefendinin Niyazi Binbaşı ile olan arkadaşlığı dolayısıyla bir şüphe duyduk. Ve beklediğimiz silahları İstanbul'a değil, Çanakkale'ye indirdik, muhafaza ediyoruz. Semih Ateş ile olan iş ortaklığımı en kısa sürede bitireceğim. Ve ayrıca tavsiye edilecek bir karar olursa gereğini yapacağım. Müsaadenizle paşam. Mine Hanım'ın davamızla ilgi ya da alakası yoktur. Kendisi olanlardan haberdar değil. Buradan dışarıya haber mi sızıyor? Dışarıdan da buraya sızabilir. Bizim de içeride yandaşlarımız, yol arkadaşlarımız var. Tarih bizi yazacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Semih Bey, Esmer Film artistleri 5 yıl 6 filmlik mukavele teklif ediyormuş. Etsin. Bizzat Reha Bey konuşuyormuş. Senelik teklifleri de oluyormuş. Nisan şu an var ya, gidip Ayhan'ı alsa, Türkan'ı alsa, üstüne bir de Sadri'yi alsa tın. Tın oğlu tın bende. Bana ne ya? Şu gümrükteki herifin numarasını versene. Ne oluyor oğlum? Mallar gümrükte kalmış. Hangi mallar? Bizim şey mallar işte. Alo. Merhabalar kardeşim. Semih Ateş benim adım. Film şirketimiz için ekipman almıştık. Arkadaşlar sizi aramışlar. Evet evet o mallar. Ne eksikti? Evrak eksik. İngiltere'den mi? Sahiden bilmiyorum. Her gün alınan şeyler değil. Nereden bileyim? Şöyle yapsak, ben yanınıza gelsem yüz yüze konuşalım. Olur mu? Nerelisiniz siz? Evrak diyorsunuz. Peki. Bir de herife nerelisiniz diye soruyorum. Ne seçime yarayacaksa. Pardon Nisan. Bir anlasam ne olduğunu. Stüdyo için montaj masası, kamera gibi ekipmanlar getirmiştik. Gümrükten geçirmediler. Evrak eksikmiş. Parayı gömdük aldık. Kağıt istiyor pezevenk. Oğlum vardı senin devletten bir tanıdık. Açtır bir telefon. He var. Var keyfimden mi eğiliyorum? O yüzden kapıda kaldım. Lan elimde avucumda ne varsa gömdüm. Onların vidası kaç sterlin eder be biliyor musun? Beyefendi benim nereli olduğumdan size ne? Ulan yavşak çok lazımdı senin köyün. Lan bunlar para mı istiyor? Çürütecekler mi lan bunlar malları? Gazel. Bugün nasılsın diye sormayacağım. İyiyim Ekrem. Yarın nasıl olacaksın Gazel? Bilmem. Sen biliyor musun? Söz konusu sen olunca... bilemiyorum Gazel. İyileşmen için en doğru şeyin hastaneye yatman olduğuna karar verdik. Doktorla da konuştum. Bu da benimle aynı fikirdeymiş. Ya yanlış bir kararsa bu Ekrem?
Değil canım. Değil. Senin iyiliğin için, senin iyileşmen için yapıyorum bunu. Ne zaman döneceğim buraya? Yanına. İyileştiğin zaman canım. Doktorlar izin verdiğinde. Sen buna hazır olduğunda yine burada yan yana el ele duracağız. Hiç merak etme. Benim bir işim vardı. Halletse halletse İbo halleder dediler. O yüzden geldim İbo. Kim dedi? Yani hallederim. Halletmesine yalan değil la. Ya sonra adamın biri gelecek diyecek ki İbo sana bir adam yolladım falan filan. Böyle gözümün içine bakacak. Anladın mı? Ya kardeşim sen amin denecek dua mı dedin? Borcum mu var sana ya? Herkes parada para. Parada para. Ha! Nerelisin sen İbo? Edirne. Yok canım, sahi mi? Yok. Şimdi ben sana bizim köy desem, köylü olacağım. Edirne diyorum. Padişah gömmüş memleket. Nasıl uyanın değil mi? İşini bileceksin, işe gitmeyeceksin. Tamam oluyor. Sen var ya sen. Evet, şimdi Semih Bey. Kere koyunun meledini kuzu melemez. Bizim müdür pro sever. Pro yok mu? Kalın sigara, patronlar içer. Yani ondan alacağım, bu bir. Alnının teri, gömleğinin kiri müdürüm diyeceğiz. Öyle gireceğiz içeri, bu iki. Ne isteyecek? Para mı isteyecek? Ben nereden bileyim? Yok bak, o iş öyle değil. Şimdi sen adamın yanına girebildin mi? Yok. Sana ne dediler? Evran eksik hemşerim. Ben seni yarın odaya sokacağım, başım üstüne. Ama içeride aldı mı, sattı mı ona karışmam. O iş sende. E bunlar ne olacak? Böyle burada mı duracak? Yağmur falan yağarsa ne olacak? Yok, yağmur yağar mı? Yağmaz baksana. Gerçi amcamın bir lafı vardı. Havanın yağmazı, karnın vermezi olmaz derdi. Allah rahmet eylesin, iyi adam. Neyse, eyvallah. Eyvallah. Meşhur Amerikan ajanı, Mata Haridiyan. Demek öyle. Pek de güzelmiş. Yalnız salonda Rus ajanları var. Dikkatli olman gerekiyor. İşine bak Necdet. Burası İstanbul. Yumruğumu yedirmeden bırakmam onları. Amirim çok kızacak Türkoğlu. Belaya bulaşma dediydi. Yapma sakın. O bombayı bulana kadar kanun benim dostum. Stop! Gelsin de görsün prodüktör, tek planda neler çekildiğini. Uçurdun Erhan'ım. Ha, işimiz bu canım. Hakan, hangi rüzgar attı seni? Abi dün akşam telefonla konuşmuştuk ya. Benim bir borç meselesi vardı. Bana para verecektin, sete çağırmıştın. Ha. Reha'dan ayrılmışsın ha? Öyle oldu. İyi yapmışsın. Pıştın tek iyiydi. Yakışmıyordu sana. Sinemayı batırıyor götler. Şununla film çeksem,
Sansürden geçer mi Hakan ha? Genç adamsın ha. Filmde Şevket olacak. Şevket olduğunda Yüzbaşı Türkoğlu roket gibi oynuyor. Abi benim durumum biraz acil. Acil olmasa sete kadar gelir miyim? Halledelim mi şu para işini? Oğlum sete parayla gelinir mi? Bir kuruşun olmayacak ki şirketten sana harcasınlar. Dirhem yağ yok kızda be. Bizimkiler lop lop et. Haksız mıyım lan Hakan? Akşam mekana gel. Kumara paran yoksa oturamazsın. Çaktın. Abi geleyim. Tabii geleyim ama bu akşam halledeceğiz değil mi bu meseleyi? Para senin itin köpeğin olsun be Hakan. Ben seni niye seviyorum? Muhabbetin güzel. Demin ben ne oynadım be? Seyrettin mi? Yaşadım amına koyayım. Hadi canım, akşama bekliyorum. Görüşürüz abi. Semih Bey, sizinle konuştuklarımız Tülin Hanım'ın ricaları. Bunu hazırladım. Bir bakın, beğenmediğiniz, istemediğiniz, tasvip etmediğiniz bir şey varsa yüz yüzeyiz, kabulleşelim. Tülin kabul ettiyse benim için tamamdır. Ettim. Avukat Hanım, işimiz bittiyse Tülin'le konuşabilir miyiz? Tabii, hakkınızdır. Tülin Hanım, ben dışarıdayım. Oğlan nerede? Annem de. Hı. Seni görsün istemedim. Neden? Yokluğuna alıştım. Ben hatalıyım Tülin. Bunları artık konuşmayalım Semih. Gerçekten. Birçok hata yaptım. Vicdanen pişman olacağım bir sürü şey yaşadım. Cidden, sahiden hep bunu düşünüyorum. Çalışırken kapılıp gidiyorum. Çalışmak unutturuyor. Sanki çalışmazsam çok fazla acı çekecekmişim gibi hissediyorum. Gazelde çalışmanın parçası mıydı? Hayır değil. Şımardım, sapıttım. Yetinemedim Tülin. Bana evliliğe yetinmek mi diyorsun? Ben filmden başka bir boktan anlamayan adam kendime yetemedim Tülin. Boş verelim artık Semih. Oldu bitti. Ben bir yola girdim. Dönüşüm de olmayacak. Boş verdiğin için mi gidip Reha ile çalışmaya başladın? Öfkelisin bana karşı. Kendini bu kadar büyütme Semih. İyi para verdin. Film için onunla anlaştım. Hepsi bu. Mukaveli yapacak mısın onunla? Sana ne Semih? Sen karının tekiyle yatıp kalkarken benim işim mi ihanet oldu? Gururunu incitti. Hı? Bunu mu söyledim ben şimdi Tülin? Ne söyledin? Ne konuşuyoruz biz Semih? Af mı diliyorsun, içini mi döküyorsun? Güzel günlerimiz oldu. Oğlumuz var. Onların hatırında konuşuyorum. Yarın da konuşurum. Ama artık en fazla şu kadar konuşurum. Ne fark ettim biliyor musun? Sen beni hiç sevmedin Semih. Mine seni terk ettiği için beni fark ettin. Mine olmadığı için bana geldin. Şimdi gidiyorsun. Hepsi bu. Temel'le gitsen iyi olur artık. Gelsin. Seni burada görmesin çok dedikoducu. Hasan ciddisin. Maalesef.
Geldim. Hoş geldiniz hocam. Bu ne sürpriz? Geçiyordum, uğrayayım dedim. Buyurun, buyurun. Ben de tek başıma rakı içiyordum. Yarenlik edersiniz bana. Başka zaman. Binbaşım, ben sana haksızlık ettim. Ben biraz ondan geldim. Estağfurullah hocam, ne haksızlığı. Bizim davamız bir. Fikren ve galben aynı yoldayız. Değil miyiz? Öyleyiz de. İnsanız da. Duygusuz, robotlaşmış bodenlerden değiliz ya Niyazi. Doğru. Çanakkale'de nerede duruyor? Depoda mı? İnanın bu konuda hiç malumatım yok hocam. Başka arkadaşlar ilgileniyor. İşte bu yüzden güvenilir bir nefersin sen binbaşım. Bilmez olur musun? Bilirsin de sadakatin seni ketumlaştırıyor. Senin sebatkarlığın karşısında ben boş yere vehim yapıyorum işte. Estağfurullah hocam. İltifat ediyorsunuz. Lakin inanın Çanakkale bahsini hiç bilmiyorum. Tamam. Dargın değiliz, onu gördüm. Geçimsiz ve kuruntulu olduğumu biliyorsun. Bir kere daha tecrübe etmiş oldum. Kusura bakma. Sen olsaydın çok konuşur ve hiç gitmezdi. Bana değil sana yazık olurdu. Ne zamandır içiyorsun? Şu delikli kuruş var ya Turgut. Ancak o kadar değerim var benim. Ya bırak ya. Kendin ettin, kendin buldun. Birini acıyacaksan sana acımam. Susayım mı yani? Yok, konuş da. Ben sana acımam. Bana sorarsan sen de kendin acıma. Ne yapayım Turgut? Gazelle yatmasan olmuyor muydu? Niye gazel? Her şeyi istiyorsun oğlum sen. Yetmiyor, doymuyorsun. Sonra gelip bana ağzı yapma. Lan oğlum bunları hammal babam söylese hakkıdır derim. Ama sen... Sen ne yapıyorsun Turgut? Yazıyorum, ediyorum, işçiyim, sanatçıyım. Şiir mi yazıyorsun lan sen? Kaç yıldır ne yazıyorsun sen Turgut? Hadi ben ahlaksızım. Sen nesin lan? En azından kimseyi üzmüyorum. Ya bırak. Keşke üzsen. Sanki sen kavrulmadın gazele. Ha pardon. Sen şairsin, sen solcusun, sen yapamazsın Turgut. Poz yapıyorsun lan sen, poz. O yaptığın poza da esir etmişsin kendini oğlum. Siktir git seni. Ne oldu? Zoruna mı gitti Turgut? Bana acımamak kolay. Madem o kadar haklısın, kendine de acımasana. Ben hep Semih'tim. Bunca yıl niye sustun lan? Gazel mi ahlaklı yaptı seni? Asıl sen siktir git. Uçağınıza Ay Yıldız ile Büyük Ahtapot robotu imha etmeniz gerekiyor Kara Mehmet. Bütün ümidi biz sizinle. Merak etmeyin. Çocuk bombaları var içimde. Hayır, hayır. Mehmet Ali. Yeter artık. Gözünden uyku akıyor oğlum. Hadi gel. Beraber uyuyalım mı? Hı hı. Hadi gel. Ben götürürüm.
sana zahmet oldu. Benim yeğen var, alışkınım. Aslında annem olacaktı. Ama bir işi çıkmış. Ters oldu. Güya sen ayrı çalışacaktık. Çalışırız. Gün mü bitti? Hem ben mutluyum, bir şikayetim yok. Mehmet Ali insanın canını çıkarır ama. Bunun uçaklar, roketler, bombalar. Ben burada olmaktan mutluyum Tülin. Kahve içer misin? Yok. Gideyim ben, geç oldu. Peki, nasıl dersen o zaman. Alayım ben. Teşekkürler. Ne demek? İyi geceler. İyi geceler. Hakan, dumana gel canım, gel gel. Gördüm. Çek bir sandalye. Keriz bulduk, tabelaya yazıyoruz. Ayıp oluyor Erhan Bey. Ya ne var, artistim ben, sahne adamıyım. Kelimelerimi İskambil'den, kitaplarımı masalardan okurum. Vaazımı da kumarda kaybettiğimde vereceğim. Nasıl ama? Gel 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 gel. Buraya kadar. Tombalaya bekleriz canım. Allah Allah. Çok Hakan, masa seni çağırıyor. Yok, oturmayayım ben. Vay be Hakan, vay be, vay be. Gök gürler, şimşek çakar, Hakan sahneye çıkar. Aa, benden bu kadar. Adam borç istemeye geldi. Böyle giderse bir kulağımızın arkası kalacak ha. Yok be abi, şans işte, kağıt geldi. Gene gelmiş Hakan. Evet. Abi, ben bir ara vereyim. Su dökeyim, nefes alayım, sonra devam edelim, tamam? Çıktık dolaştık İstanbul'u Tahir. Evde yoksak bu gece. Semih bizi o yüzden bulamadı. Tahir! Anne! Evet. Merhaba. Abi hazırsak devam edelim mi? Zavallı bebek bat. Tiyatro Cerhan. Görürsün. Kader sana ne madikler atıyor. Ulan ne sırtıyorsun? Fişek mi attın ha? Yok be abi. Ne fişeği? Kağıt oynuyoruz. Evet. Hadi bakalım. Kağıt ortada, tabak meydanda. Yürü Hakan yürü. Hepsi senin. Kaldırın, kaldırın. Hadi, çıkarın. Hayırdır lan? Dut gibi. Mine'ye baktım Vehbi. Bu saatte. Zaten Mine ezilini. Hasta mı? Kaç gün gelmeyecekmiş. İşi mi varmış? E niye zorluyorsun oğlum ya? Kadının konuştuğu var. Şimdi bak ne desem dedikodu olacak. İzinli işte.
Ne ettin patron? Abi o paraya kıymışsın ha. Helal olsun. Bak şimdi ne yapacağız deneden anlatıyorum. Aç kulağını iyi dinle hemşer. Şimdi ben seni odaya götüreceğim. Evvelden ben girerim, ortamı hazır ederim. Sonra sen girersin. Dersin ki işte ya müdürüm sizin işinizden ne zor falan. İşte sizin için zahmet edersin, ne yapabilirim sizin için. Anladın mı? Vallahi anladım. Allah. Hadi bakayım. Sen el ağzı bekle patron. Gel. Müdürüm, bir arkadaş vardı, müşkülü varmış. Dedim bizim müdür seni dinler, yardımcı olur. Arzu hürmet ederim müdürüm. Halledersen merak etme. Semih, Ateş. Şaşırdık değil mi? Ne kadar oldu? 4 sene, 5 sene. Hayırdır? Burada olduğunuzu bilmiyorum. Devlet nerede vazifelendirirse orada olmak borcumuz. Mevzu neydi? Benim yurt dışından gelen malzemeler bir sebepten burada takılmış. Onun için sizinle konuşmam söylen. İngiltere'den gelenler mi? Hı hı. Semih Bey, şahsi bir meselemiz yok. Olamaz da. Dediğim gibi vazife başındayız. Eksik bazı evrakınız var. İngiltere'den size yollanmış olması lazımdı. Onları tamamladığınız vakit malzemelerinizi alabilirsiniz. Hmm. Kuru için teşekkür ederim. Fakat bir tane alsam kâfi. Laf olmasın. Alın bunu. Buradan halledilecek bir şey değil diyorsunuz. Peki. Bahtını sikeyim Semih Ateş. Ekrem Bey, İzzet Orkan ben. Buyurun İzzet Bey. Bahsettiğiniz arkadaş geldi, konuştuk. Eksik evrakını tamamladığı vakit malları buradan alabilir. Anladım. Ama sanırım o evrak kayıp. Tekrar tedarik etmesi de bir süre alacak gibi görünüyor. O zaman yapacak bir şey yok. Malları burada bekleyecek, işgal ettiği alanında kirasını ödeyecek. Ayrıca bunu konuşmadık ama ben bu arkadaşı tanırım. Öyle mi? Evet. Hadsizlikle cesareti birbirine karıştıran vatandaşlardandır. Kendisini de temsil ettiği herhangi bir şeyi de sevmem. Size sandığımdan fazla zahmet vermişim. Üzüldüm doğrusu. Yo, bilakis. Bu tesadüf hoşuma bile gitti. Geçmişten bir hesabımız vardı. Kısmet bugüneymiş. Ayhan Bey, sizi biraz şöyle alalım Tülin Hanım'a doğru. Reha Bey, siz de buyurun lütfen. Bu tarafa bakar mısınız lütfen? Bu Yeşilçam'da bir ilktir. Siz bakmayın öyle herkesin ağzında bir Hollywood'u Türkiye'ye getirme lafı. İnşaatlı olacak iş değil tabii bunlar. Hollywood'un temeli artisttir, oyuncudur, yıldızdır.
Biz burada Esmer Film olarak işte görüyorsunuz. Yeşilçam'ın en müstesna isimlerini aynı çatı altında topladık. Gururluyuz. Amerika'nın Red Pack ekibi. Sıçan çetesi dersek bozulur şimdi bunlar. Çilin Hanım, Büyük Ateş filminden ayrıldınız. Semih Ateş'le de ayrıldınız manasında mı geliyor efendim bu? Çilin Hanım, cevap alabilir miyiz lütfen? Canım benim, yıldızlar sana resmi geçit yapıyor. Senin aklına ne geliyor? Ateş geliyor. Nereden geliyor? Kıymetli misafirlerimiz, sizler için girişte leziz ikramlar hazırladık. Buyurun, afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Vay be Hakan. Vay be. Ama dedim ben biliyor musun canım? Masadan kalktın ya bir an, kaçırdı dedim şeytanları. Bir rüzgar esiyordu arkandan, tersine dönecek şimdi dedim. Sen de hissettin değil mi? Yemin ediyorum, sen de hissettin ha. Ya kötü bir şey demedim. Kaybettin ama fiyakalı kaybettin. Yakıştı yani. Her şeyi kaybettim Adviye. Bir kuruşum kalmadı. Büyüsün ortalık yerde. Kendine gel. Adamı mı çıkaracaksın? Benim seninki işim bitti. Ama sizin devlete çalışıyor dediğiniz adam gümrükten mallarını geçiremiyor. Onu da bil. Abartmayın seni. Devlet. Devlet de hangi devlet? Kaç tane devlet var? Yani hangi kanadı diyorum Turgut. Bir kavga var. Sen görmüyorsun. Semih'in başına gelen de budur. Patronu içeriden birilerinin ayağına basmıştır. Onlar da cezayı Semih'e kesmiştir. Birinin adamı olursan bunlar gelir başına. Sen peki? Sen hangi kanattasın? Dava filan anlatma bana. Ne yaptığını, kimlerle çalıştığını artık duymak istemiyorum. Bize çalış diye geldin ya karşıma. Yok, ne sen ne de Semih'le çalışırım. Giderim süsme bir yavşakla çalışırım. Hiç olmazsa başıma ne geleceğini bilirim. Kararım bu. Uzak dur benden. Ölcü sayın beni. Limana gittim. Gümrük müdürüne verecektim. Tanıdık çıktı almadı. Tanırsın belki. İset Orkan. Tanır mısın? Dosyanı biliyorum Semih. O amsalığı da biliyorum. Herif hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyor. Sanki ahbapmışız gibi. Ama yüzüne bakınca belli. Sikecek herif bizi. Başın sıkıştı. Şimdi biz mi olduk? Naki, senin verdiğin parayla alındı o mallar. O parayla sen aldın, ben almadım. Yani senin sorumluluğunda. Naki, sanma ki ben zarar edince sen zarar etmiyorsun. İzzet'le bir görüş, ne bileyim telefonda konuş, yok yere durmasın orada mallar. Yapamam. Benim görünmemem lazım. Münasebetimiz açığa çıkar. Yahu çıkarsa çıksın. Sandıkları koydular, malları çürütecekler. Hepsi hassas malzeme bunların, kamera, ışık. Devletin parasını devletten kurtarmaya çalışıyoruz. Sen halledemezsen kim halledecek? Böyle olmuyor işler Semih. Yoksa devletin değil miydi o para? Ha? Bu iş şöyle hallolur. Belkıs Hanım'la konuş. Onu yukarıdan tanıdığı olabilir. Eskilerden. Annemle konuşayım. Hı? Ya senin halledemediğini annem nasıl halletsin? Sen dediğimi yap. İkimiz de devlete karşı sorumluyuz. Sen hata yaparsan ben seni, senin yüzünden de birileri beni üzmesin diyelim. Anladın mı?
Ben de çok geç kalmadan çıkayım artık. Hoşuna gitmedi mi? Bizim işte bir laf vardır. Sahnede eğer silah görünüyorsa mutlaka patlamalı derler. Sinemada öyle olabilir ama gerçek hayatta pek öyle olmuyor. Yok, daha kötü ya. Bizimkisi çatapat, yalandan duman. Yere düşen kalkıyor hemen. Ben öyle silah belinde gezen bir Gülen Bey değilim Mine. Üniformayı çıkardım evet. Lakin burada, hep burada. Hala askerim. Bu silahı da değerlerimi savunmak için taşıyorum. Ailemi, memleketimi, sevdiklerimi, olur da biri tehdit ederse o silah o zaman patlar. Mine sana bir şeyler söyledi, sen de damladın. Bu hastalık insanı zorluyor. Bazen bırakıyorsun, bazen inat ediyorsun. Mine ile konuştuğumda tünelin ucunda ışığı görmezsem o tünele girmem, arabayı uçuruma sürerim hissindeydim. Şimdi? Geçen akşam dışarı çıktım, İstanbul'u gezdim. Özlemişim, iyi geldi bana, hoşuma gitti. Kendimi bırakmıştım, şimdi öyle değil. Doğrusu da bu zaten. 5 yıl önce Tahir bana geldiğinde ne demişti? Annen ölecek demişti. Sonra ne oldu? Torunun oldu, Belkıs'ın babaanne oldu. O tünele daha çok var. İlaçlarını kullanıyor musun? Bırakmıştım, yeniden başladım. O yüzden hesap sormak yok oğlum. Hesap sormak değil anne. Beni tanıdığında kocaman adamdın. O yüzden beni de böyle kabul edeceksin. Belkıs bazen öyledir, bazen böyle. Sen boş ver beni. Sen nasılsın? İşlerin nasıl? İyi, kötü. Batıyorum, çıkıyorum. Aynı. Bir şey soracağım. Hı. Bu Naki'yi nereden tanıyorsun? Onunla mı çalışıyorsun? Hayır. O alçağa bir işim düştü. Patronu bana aşıktı. Kimmiş patronu? Uzun yıllar oldu. Öldü gitti merak ediyorsan. Sana ne lazım bana onu söylese mi? Mallar. Gümrükte kaldı, çıkartamıyorum. Naki ile konuştum, bana gelme annenle konuş dedi. Bir bakalım. Haber bekle benden. Önemli mi değil mi bilmiyorum ama Çanakkale'den bahsediyorlardı. Vural Niyazi'nin evine geldi. Niyazi ortalıkta görünmemi istemedi. Niyazi mevzuyu bilmiyorum dedi. Belki de ben duymayayım diye öyle söyledi ya da Vural'a güvenmiyordu. Öyle adamlar kimseye güvenmez. Bu söylediklerin doğru olabilir. Başka? Vural depoda mı diye sordu ama neyi sordu bilmiyorum. Anlarız yakında. Kızım, orta mıydın? Çay. Ha, bize 2 çay. Şimdi başka yerde ne gördün, nasıl gördün bilmiyorum. Burası Esmer. Başka yer derken? Ben sadece Semih'le çalıştım Rıya Bey. Güzel. Orayı az çok bilirim. Burayı oranın tam tersi gibi düşün. Yani? Yani tek bir şeyle meşgul olacaksın. Yazmak. Diğer bütün sıkıntılar benim. Yok aktör kapris yaptı, yok o onu dedi, bu bunu dedi, ona para yetmedi. Bunların hiçbiri yok. Tek bir şey meşgul edecek kafanı, yazmak. Güzelmiş. 3 filmlik anlaşalım seninle. İlkini peşin vereceğim.
Diğer ikisi çeksem de çekmesem de paranı alacaksın. Lafta değil bunlar. İmzalayacağız. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Bak, bütün bu artistler de elinin altında olacak. İstediğine, istediğin filmi yaz. Kızım, bizim bu büyük imza haberi çıktı ya. Heh, bundan bir iki gün sonra da şöyle bir haber yapsınlar. Turgut, neydi soyadı? Heh, işte Esmer filme katıldı. Bir de eski çektiği filmlerin isimleri neyse işte onlardan da bahsedilsin. Şirket ismi vermeden. Hı. Anne, ben gelirdim. Yok, ben hava almak istedim. Randevun mu var? Oğlumla buluştum ya. Yarın malzemelerini teslim alacaksın. Sahi mi? Nasıl oldu bu? Yani bu kadar çabuk? Belkıs'ın nazı hala geçiyormuş. Ben birine telefon açtım, o başkasına derken bu kağıt geldi. Annem benim. Sağ ol. Sağ ol. Oh. Nisan'cığım. Bilet. Çıkış biletimiz. Malları kurtardık. Çok şükür. Gel. Bana Ekrem Bey'i bağlı. Tabii. Arabayı da park ettirirsin. Tamam. Ekrem Bey. Semih Bey. Nasılsınız? Çok iyiyim Ekrem Bey. Gümrükteki sorunu hallettim. Haber vereyim dedim. Öyle mi? Aa, emindim halledeceğinizden. Çok sevindim. Malum size bir faydam olamadı. Dilerim pahalı olmamıştır sizin için. Yok yok yok. Hiç masraf çıkmadı. Başka türlü hallettim. Teferruatı mühim değil. O zaman tekrar geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gel. Ne? Ne güzel sürpriz. Sürpriz mi? Sen çağırmadın mı beni? Ben mi çağırmışım? Neyse hoş geldin. Buyur. Ah, senin kısmetinmiş. Peki madem. Hiç konuşmayın, size söyleyeceklerim var. Sen mi çağırdın bizi? Sizi var ya, sizi hiç affetmeyeceğim. Bana yaptıklarınız yüzünden, beni yalnız bırakmanız yüzünden sizi affetmeyeceğim. Ne yapmışız Hakan biz sana? Lan ikiniz de çekip gittiniz. Niye? Bana iyilik yapmak için. Sikeyim böyle iyiliği. Ben niye tek başıma kaldım? Ben niye eziyet çektim yıllarca bir yalanın içinde? Niye? Niye? Siz bana iyilik yapacaksınız diye. Sizin bencilliğiniz yüzünden, beni kurtarma hevesiniz yüzünden. Yürü git Hakan. Dünyadan haberin yok senin. Var ulan var. Herifin teki size şantaj yapmış. Öldürüp gömmüşsünüz. Ulan Semih. Bana söyleseydin ya. Anlatsaydın bana. Abicim böyle böyle deseydin. Sen ne yaptın? Buradan küfürle kovdun lan beni. Sen abla. Sen. Sana geldim. Semih yaptıysa haklıdır demedin mi? Sen de kovmadın mı beni? Ulan üzüldüğüm zaman gidip konuşacağım, hata yaptığımda beni affedecek insanlar olmadan yaşadım ben. Niye? Siz bana iyilik yapacaksınız diye. Evlenecektin. Yeni bir hayat kuracaktın ablacığım. Ben siz yokken hayat mı yaşadım zannediyorsunuz siz? Ha?
Lan karım beni aldattı. Perişan oldum. Derdimi anlatacağım bir Allah'ın kulu yoktu. Eniştem yoktu, ablam yoktu. Ulan aile diye Reha'ya sığındım lan ben. Sığıntı oldum ben. Esas şimdi ne olacak abla? Ya benim yüzümden hapse gireceksiniz. Ya size o kadar kızdım ki parayı toparlayayım diye elimdeki her şeyi kaybettim ben. Reha para teklif etti, ona da artistlik yaptım. Herifin teki şantaj yapıyor işte. Size hapse atacaklar benim yüzümden. Allah benim belamı versin abla. Allah benim belamı versin ya. Ah yavrum. Vallahi ben her şeyi hak ediyorum ya. Gir. İsmail, bir kalkışma ihtimali var. Soruşturuyoruz. Bir de sen Çanakkale'de bulunmuştun değil mi? Evet. 2 sene görev yaptım. Güzel. Oradakilerle irtibata geç. Son günlerde göze çarpan bir şey varsa raporlanmasını istiyorum. Emredersiniz. Saffet. Birader aç kapıyı, ben geldim. Nerede? Burada olacaktı enişte. Gelmeyecek bu. Ya alacaklı olan illaki gelirdi Hakan. Bir çanta para. Ya korktu ya başka bir şey oldu. Ne bileyim, acaba başına mı bir şey geldi? Şu hale bak. Rutubetten zatüre mi oldu? Ya da yolda araba çarptı, öldü bu herif. Hakan. Gelseydi gelirdi Hakan. Ne diyorsun enişte? Kurtulduk mu yani? Bekleyelim. Adresimiz belli. Gelsin, o zaman düşünürüz. Ama bu gece burada bitmeyecek. O ne demek? Rakı içeceğiz. Erol! Kapattık! Aç lan aç! Rakı içmeye geldik. Rakı satmıyoruz birader. Lan rakımızla geldik. Aç sen, buz ver, su ver yeter. Ya meyhanecinin de evi var kardeşim. Semih Ateş ben, Semih Ateş aç. Yusuf.
Müdürüm. Mümkünatı yok. Söndüremeyiz kovalarla. İtfaiye aradı. Nasıl oldu bu iş? Vallahi bilmiyorum ki müdürüm. Kendi kendine parlamış. Bu sinemacı yok mu? Onun eşyaları bunlar. Adam kaç defa geldi gitti vallahi. Nazar değdi adamın şeylerine. Çok da paradır bunlar müdürüm. Öyledir.